الحمد لله الذي علم بالقلم صلى الله على نبيه وآله وصحبه وسلم وبعد. Muhterem kardeşlerim, sabahın şu vaktinde fecirden hemen sonra bizleri şu mübarek mekanda bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Onun kitabını anlama idraki, şuuru, iradesi bize lütfeden Allah Azze ve Celle'ye nihayetsiz tazimler olsun. Bu sabah Nazar Suresini tefsir etme gayreti içerisinde olacağız inşallah. Yani bu 30. cüz bize kıyamet şuuru, kıyamet bilinci açılıyor demiştik. Dünya nimetleri içerisinde Rabbini, Allah'ını, mevlasını unutan insana, bir anlamda sarhoş olana, kendinden geçene, gökyüzünden gelen müteselsil, yani ardı arkası kesilmeyen zincirleme ikazlar var, uyarılar var. Yani hadiseyi şu şekilde tasavvur ediniz. Sokağa çıkıyorsunuz, daireler var, dükkanlar var. Bunları birileri yapmıştır. Mutlaka sahipleri vardır. Başka birileri gitseler deseler ki bu daireleri, dükkanları biz idare etmek istiyoruz. Belki o şehirde, o sokakta bir kavga olacaktır, bir husumet olacaktır. Yani sahibi müsaade etmeyecektir o daireleri başka birilerinin idare etmesine. Yani bir daire sahipsiz olmaz. Onu yapandan başkası, malikinden başkası idare edemez. Peki bu kainatı, bu sistemi, yeryüzünü, dünyayı nasıl olur da sahibi insanlara terk edebilir? Yaptıktan sonra milyonlarca yıldır bir ustaya, bir bakıma, bir atölyeye ihtiyaç duymadan çalışmaya devam eden bu kainatı Cenab-ı Hak insanlara, beşere, onun aklına, onun düşüncesine, ideolojisine havale edebilir. İşte ben yaptım fakat acizim, ben idare edemiyorum. Buyurun siz idare edin. Peygamberleri Cenab-ı Hak, ey insanlar, Allah Azze ve Celle yarattığı dünyayı idare etmekten aciz değildir. Peygamberler Cenab-ı Hakk'ın yarattığı dünyayı idare edeceğini bildirmek için gelmişlerdir, insanlara bunu haber vermişlerdir. Peki bu şuurdan, bu anlayıştan insanlar mahrum olunca işte o zaman sanki barajların kapakları açıldığında ya da patladığında şehir nasıl sular altında kalırsa, insan aklı, insan iradesi eğer kıyamet şuuru, kıyamet bilinci yoksa işte öyle sular altında kalır. Hayat felç olur. İnsanoğlu, beni Adem yokluğa mahkum olur. Yani eğer siz kıyamet şuurunu, kıyamet bilincini aşılamazsanız, o okuldaki, o şehirdeki ya da okullardaki öğretmenler derse gittikleri zaman, sınıfa girdiklerinde 30 dakika ders anlatırlar, geri kalan süreyi maç tahmini, maç kritikleri yaparak geçirirler. Çünkü onlarda kıyamet bilinci yok, kıyamet şuuru yok. Yani ben bu saatleri bu sınıfta öldürdüğümde Allah bana bunun hesabını soracak. O bilinçten mahrum değilse, öyle o bilince sahip değilse öyle bir öğretmene bu milletin evladı emanet edilemez. Eğer bir doktorda kıyamet şuuru yoksa, ona devlet bir aylık verir, onun ötesinde fakir, garip bir hasta, ameliyat olacak bir çare, onun yanına gelmiş, ameliyathaneye geçecek. Oraya girmeden önce bana şu kadar para vereceksin, ancak o şekilde seni içeriye alırım demez. Yani onun için kıyamet şuurunu aşılayacaksınız ki doktor hastayı sömürmesin, öğretmen öğrenciyi sömürmesin, mühendis, çalışan, memur kimse, eğer bunlarda kıyamet şuuru yoksa iş yerlerine gittikleri zaman mesailerini nasıl tüketecekler, nasıl daha rahat olup da para kazanabilecekler, bunun yolunu ararlar. Yani bunun için Cenab-ı Hak Mekke-i Mükerreme'de ehli imana, Kur'an'a hakimle yeni tanışanlara dünyayı nasıl idare edeceklerini değil de ahiretin ne olduğunu,
Allah'ın ne olduğunu anlatıyor, Cenab-ı Hakk'ın kudretini anlatıyor. Bu fevkalade önem arz ediyor. Yani bir adam sürekli namaz kılsa, hacca gitse, fakat bu adam kıyamet şuuruna, kıyamet bilincine sahip değilse, komşusuna zulmedecektir, kardeşine zulmedecektir, öğretmen öğrenciye zulmedecektir, çalışan o mülke zulmedecektir, zulmün önüne geçemezsiniz. Onun için Mekke iman dönemidir. Mekke'si olmayan bir Müslümanın Medine'si olmaz. Onun için Mekke'yi anlamak lazım. Evvela Mekke'de inen sureleri tanımak lazım. Nedir kıyamet? Neden bize anlatıyorsun ya Rabbi? Roma'nın Mekke'si yok. Bizans'ın Mekke'si yok. Bugün emperyalizmanın Mekke'si yok. Yani onlar kıyamet şuuruna sahip olmasından zulmediyorlar. Eğer Allah'a iman etmiş olsalar, cehennemin varlığına iman etmiş olsalar, zalim İsrail, Siyonizm, Filistin'deki masum bir çare, insanlara denizden, karadan bombalar yağdırabilir mi? Elbette hayır. Kimisi de ahirete inanır ama kendince bir ahiret tasavvuru oluşturur, Beni İsrail'in yaptığı gibi. O halde bir Müslüman kıyamet bilincine, şuuruna sahip değilse o Müslüman değildir. O sadece marka mümkündür, marka. Markasında iman var, hakikati imandan, İslam'dan mahrumdur o adam. Her ne kadar namaz kılsa, hacca gitse, her yıl umreye gitse, başını secdeden kaldırmasa, o adam Müslüman değil, Kur'an'a hakim söylüyor. Onun için Mekke hep bunlardan bahsediyor. Mekke'de inen sureler bunları anlatıyor. Peki bu çerçevede okuyacağımız sureye bakarsa, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى Nazi'at suresi. Sureyi farklı bölümlere ayırabiliriz. Önce meleklerden bahsediyor. Gözeten, kollayan, Cenab-ı Hak adına dünyayı idare eden melekler. Yani siz belki göremiyorsunuz. Belki biz göremiyoruz. Ama bir iş yerinde, yani o bantların kenarında, sağında, solunda, fabrikalarda şu kadar işçiler var, çalışanlar var, gece vardiyasında, gündüz vardiyasında, ara vardiyasında şu kadar insanlar var. Peki bir fabrika, bir okul, bir dükkan çalışansız, sahipsiz, tezgahtarsız olmuyor da şu kadar büyük kâhına nasıl ilgili yerlerinde görevli olmadan melekler, o melekler olmadan idare edilebilir? İşte bu sure bize diyor ki Allah Azze ve Celle'nin dünyanın farklı kademelerinde görev verdiği melekleri var. Onlar vasıtasıyla sevk ediyor, idare ediyor. Önce onu anlatıyor. Sonra يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ diyor. 6. ayet-i kerimede. O meleklerle dünyada nizamı kuran Allah Azze ve Celle günü gelecek, o meleklere emredecek. Şimdi yeryüzünde büyük bir inkılap olsun. Yani bu dünyanın nizamını bozun. İnsanlara hadi ayrılık vakti, sefer vakti deyin, alın onları. Ahirete, kıyamete götürün. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ İnsanoğlu, Cenab-ı Hakk'ın bu alemi kurduğunu, yani şu alemin bozulmadan muazzam bir fabrika suretinde milyonlarca yıl çalıştığını görüyor ama bu fabrikanın sahibinin bu fabrikaya bir gün artık bütün makinelere paydos değiniz, dünyanın bu fabrikanın ömrü bitmiştir, kapanıyor diyeceğine inanmıyorlar. Bu ne kadar bir ahmaklık. Bir evin kendiliğinden olacağına, kendiliğinden inşa edileceğine inanmıyorlar. Bu pencereler buraya kendiliğinden takılmıştır derseniz size ahmak derler. Ama şu kaina, bu sistemine, bu nizamına rağmen kendiliğinden oldu, çalışıyor, gidiyor. Bunun bir sonu yoktur diyorlar. Bu adamlara da ilim adamı, bilim adamı diyorlar. Bu ne büyük bir ahmaklık. Öyle bir akıl olur mu? Bu ancak akıl tutulmasıdır. Bu cinnetten daha öte bir cinnettir. İşte kainatın sahibi, o meleklerle idare ettiğin dünyaya bir gün gelecek, emredecek.
O melekler idare ettiği dünyanın altını üstüne getirecekler. Eğer buna inanıyorsanız o zaman nasıl zulmediyorsunuz? Eğer buna inanıyorsan ey öğretmen, ey imam, ey doktor, ey mühendis, nasıl olur da sen vazifende kusurlar, vazifende ihlallerde bulunmak diyorsun? Eğer inanıyorsan Allah Teala seni huzuruna getirip götürecek. Ey tüccar, sen buna inanıyorsan nasıl oluyor da zekatından mı kaçırabiliyorsun? Nasıl öyle, nasıl böyle yapmayabiliyorsun? Sonra 10. ayet-i kerimede يَقُولُونَ اَيِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ İnsanoğluna diyor ki, ya şu dünyaya bak, Cenab-ı Hak bir tane kandille bütün bir alemi aydınlatıyor. Bir tane kandil güneşle. Siz dünyanın bütün mühendislerini toplasanız, en büyük okyanuslardan barajlar yapsanız, dünyanın tamamını değil bir tane barajla onda birini bile aydınlatamazsınız. Fakat Cenab-ı Hak 90 milyon mil uzaklıktan, 96 milyon mil uzaklıktan, dünyayı sadece bir kandille, bir güneşle aydınlatıyor, ısıtıyor. O Allah'ın kuvvetini, kudretini görmüyor musunuz? Hala bundan sonra sizi imana hangi güç getirecek, ne taşıyabilecek? O Allah'ın kuvvetini görün. İşte o Allah sizi diriltecek. Bir tane tohumun içerisine kocaman ağaçların ruhunu, kimyasını koyan, bir tane kuru tohumun içerisine kocaman ağaçların özelliğini koyan Allah Azze ve Celle çürüyen kemiklerinizden size yeniden hayat verecek. Onun huzuruna gideceksiniz. Görmüyor musunuz? Görmediyseniz köylere gitmediniz mi? O kuruyan tohumları kuruyan toprağa çiftçiler attılar, elleriyle attılar. Kupkuru toprağa hayat veren Allah'ın kudretini, azametini görmediniz. Sonra buradan 15. ayetten itibaren bize Firavun'u anlatıyor. Yani o münkirlere, Darwin'in arkasına takılanlara, evrim vardır diyenlere, biz maymundan geldik diyen soysuzlara, soytarılara, Hazreti Kur'an diyor ki Allah'ın kudretini, eğer şu kainat dedikleri size anlatmıyorsa, o zaman siz tarihten de bir habersiniz. Sizin tarihi malumatınız da mı yok? Gidip Firavun'un yaptığı piramitleri, ehramı görmediniz mi? Ta Aslan'dan, biçare insanlarla kocaman, metreler boyundaki belki 2 metre, şuradan şu tavana kadar olan taşları taşıttı. Onları taşıtırken onlarca insan onların altında kaldılar, öldüler, can verdiler. O Firavun Allah'a meydan okuyor. Kâle ene rabbukumul âlâ, ben en büyük Allah'ımıza haşa diyordu. Peki nerede Firavun? Nerede onun devleti? Nerede Nemrut? Nerede Roma? Nerede Bizans? Hepsi hak ile yeksan olmadı mı? Onları yok eden Allah Azze ve Celle'nin şu dünyayı günü geldiği zaman altını üstüne getirebileceğine neden inanmıyorsun? İşte tarih size haykırıyor. Allah'ın kuvvetini ilan ediyor. Onu ilan ediyor, onu duyuruyor. Sonra o kıyameti inkar edenleri kendi dünyalarına davet edecek. Yani 27. ayetten itibaren, ayet-i kerimeden sonra اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. Yani semayı, insanın kendi yaratılışını onu hatırlatacak. Bunları yapan, semayı var eden Allah, nasıl olur da sizi tekrar diriltmesin? O atmosfere, dünyanın, insanoğlunun ihtiyaç duyduğu gazları yerleştiren, eğer onlar olmasa, toprağın altına attığınız o tohumlar vallahi hayat hakkı bulamaz, çürür gider. Suda hayat olmaz. Dağın tepesine çıktığınız zaman teneffüs edemiyor, nefes alamıyorsunuz. Suyun altına yaşayacağınız şekilde yerleştiren Allah'ın kudretini görmüyor musunuz? Sonra buradan
فَاِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى İnsanoğlunun bir kısmının inkar ettiği o kıyametin hangi surette geleceğini bize anlatıyor. Ve sure bu insanı sarsan, yüreği sarsan, böyle seyretmeye gözlerin, hiçbir aklın, hiçbir dimağın dayanamayacağı, tahammül edemeyeceği kıyamet manzaralarıyla sona eriyor. Peki, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى Cenab-ı Hak yemin ediyor, meleklere yemin ediyor. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى Yani yine burada mahsuflar mahsuf, başka takdirlerde de bulunabiliriz. Peki, hangi meleklere yemin ediyor? Böyle kafire geldiği zaman, Nemrud'a, Firavun'a, Allah Azze ve Celle'yi inkar edene, şu kadar delil arasında münkir yaşayana, ya da zarfıyla Müslüman olduğunu zannedip Allah'ın delillerini reddedene, yani ticaretine, evine, dükkanına, sokağına Allah'ın emirlerini sokmayana, Ya Rabbi sen beni yarattın, sen bu dünyayı yarattın, fakat senin emirlerinle, senin ahkamınla bu dünyayı, bu dükkanı, bu fabrikayı, bu müesseseyi, bu devleti, bu dünyayı idare biz ayakta kalamayız diyen zındığa konuşuyor Hazreti Kur'an. Diyor ki وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى O meleklerin gelecek. Senden önce yaşayan, Allah'ı dünyaya karıştırmayan insanların ruhunu nasıl aldıysa aynı şekilde kabz edecek bu alacak. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى Hani böyle giderken dört nala nasıl onun yuları böyle sallanır, düşer, çeker, süvarisi çeker olmalı. O şekilde ölüm meleği gelecek, tutacaklar, onların ruhunu sanki bir suya batırıp da çıkaracaklar. Yani acı çekerek ruhlarını verecekler. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى Ey Firavun, ey Nemrut, ey Müslüman biçare yavrulara, Gazze'de bomba yağdıran Beni İsrail, ey Nero'nun çocukları, ey zalimlerin evlatları, Allah Azze ve Celle haber veriyor. Sen şimdi ona zulmediyorsan, ölüm melekleri gelecek. İşte Nemrud'un canını aldığı gibi sizin ruhunuzu alacaklar. Cenab-ı Hak haber veriyor. Görmüyor musunuz? Ne kadar zalimin ruhunu alan, milyonlarca insanı öldüren Allah değil midir? Yine o konuşuyor yani. Bu onun ayetleridir. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى Furkan suresinde buyuruyor ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا كَب۪يرًا İstekberu demek, tekebberu, mütekebbir oldular. Cenab-ı Hakk'ı dünyaya karıştırmadılar, olmaz Allah'ım dediler. Biz bir tane Birleşmiş Milletler kurarız, ona bir takım maddeler koyarız. Paris'in, Londra'nın, New York'un sokakları nasıl korunur, onun esaslarını orada tayin eder. Ama Bağdat'a, ama Şam'a, ama Gazze'ye, ama Kabil'e, ama alemi İslam'ın sokaklarına o maddelerle ölüm yağdırırız, kıtalar ötesi gideriz, Müslümanların kanını emeriz, Afrika'yı sömürürüz. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى Ölüm meleği gelecek işte. Nemrud'u bir sinekle öldüren Allah Azze ve Celle, ecellerini takdir ettiği zaman o biçare yavruların intikamını alacak, hesabını soracak onlara. لَكَدْ اِسْتَكْبَرُ Mütekebbir adamlar. İmam Gazali Hazretleri kibri anlatırken buyuruyorlar ki, tekebbere insanların organlarına yansıyan büyüklük alametidir. لَكَدْ اِسْتَكْبَرُ Kibir ise kalpte olur, kalpte. Eğer kalpten sizin dilinize yansıdıysa o kibir, ona tekebbür diyoruz. Yani adamın
yanına girersiniz, oturması farklı, kalkması farklı. Yürümesi farklı, arabasına binmesi farklı. Bu mütekebbir adam. Kalbinden organlarına gelmiş. Evi farklı, farklı yapıyor. Neden? Baktıkları zaman bu ayrılığı değişik desinler. Bu mahallede yaşayan sıradan bir adam değil desinler, onun için yapıyor. Yani daha rahat yaşamak için değil de, benim farklı olduğumu anlasınlar, yanıma geldikleri zaman daha farklı dursunlar, oturmaları farklı, kalkmaları farklı, nutukları tutulsun, konuşamasınlar benim yanımda. Onun için bunu yapanlar, ne kadar istekler bu. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, eğer büyüklenmek olacaksa o benim hakkım. El-kibriyâ-u ridâhi. Eğer kibriyâ varsa o benim ridâm. Ey insanoğlu, Ademoğlu, sen büyüklenme. Sen büyüklenme noktasında bana ortak olma. Sana düşen tevazu, mütevazı olacaksın. İmam Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki, kibir şuna benzer. Bir çocuk devlet başkanının sarayına gitse ya da bir adam gitse, devlet başkanının tacını alsa, başına koysa, kalemini, mührünü alsa, onun evraklarını, fermanlarını imzalasa, sultan gelse, görse onu idam eder. Nasıl olur benim evraklarımı sen imzalıyor? Benim mülkümde sen bana ortak oluyorsun der. İşte mütekebbir adam diyor ki, ya Rabbi ben sana mülkünde ortak olmak istiyorum. Ben bu yarattığın insanlardan farklı olmak istiyorum. Ben onlar gibi değilim Allah'ım. Mütekebbil adam. لَكَدْ اِسْتَكْبَرُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا كَب۪يرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَٰئِكَ لَا بُشْرَى يَوْمَ اِذِلْ لِلْمُجْرِمِينَ Peki bu adamların evleri farklı, oturmaları, konuşmaları farklı, bu adamların sonu ne olacak? Ölüm meleği gelecek, şimdi farklı olamayacaksın diyecek. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَٰئِكَ لَا بُشْرَى يَوْمَ اِذِلْ لِلْمُجْرِمِينَ Sendin Allah'ı dünyaya karıştırmayan, sendin ya Rabbi, sen bu Kur'an'ın ahkamını 1400 yıl önce indirdin. Onlarla sanayi devrimi geçiren dünyayı idare edemeyiz diyen mücrim sen miydin, gel buraya. Şimdi ölüm meleği geldi, sana sevinme yok. وَالْنَازِعَاتِ غَرْقَى Şöyle suya batırıp batırıp, bir şeyi nasıl çıkarırsınız kaynar suya. Bu zalimin ruhunu işte öyle alın, feryat etsin. Peki, o meleklere yemin olsun diyor. Bu dünyayı siz sahipsiz mi zannettiniz? Ha? O Filistin'deki, Gazze'deki yavruyu sahipsiz mi zannettiniz? 50 küsür İslam devletinin nazarları arasında üzerlerinde ateş yağan o biçare yavruyu, karnındaki iki tane yavrusuyla bombalar altında ölen o Müslüman kadını siz sahipsiz mi zannettiniz? Allah onlara zulmedenleri öyle bırakacak mı zannettiniz? وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَى Eğer öyle olsaydı firavunlar ebediyen dünyada kalacak, var olacaktı. Nerede? Nerede? Nice Birleşmiş Milletler kurmuşlardı. Ama hepsi tarih içerisinde yok oldular. Hakime yeksan oldular. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى Bu da Müslümanların ruhunu alanlar. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ruhunu alan meleklere yemin olsun. Secde edip, başını yere koyup, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü tazim eden, takdir eden ehl-i iman, onların ruhunu alan meleklere yemin olsun. Neşata demek muhterem kardeşlerim. Neşata delva minel bi'ri. Hani kovadan, kuyudan kovayı çıkarmak. Kuyudan kovayı çıkarmak. Köylerde eskiler, yaşlılar görmüşlerdi. Kuyular var. Orada makaralar var. Makarayla rahat rahat yukarıya doğru o kovayı çekerler, dolan kovayı çekerler, alırlar. Yani ölüm meleği geldiği zaman secde edip, o secdenin hakkını veren Müslümanın ruhunu işte öyle alacaklar. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَٰئِكَ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا Korkma, üzülme.
duyma işte cennet diyecekler. Bilal Habeşi radıyallahu anh son anları, ölüm meleği gelmiş, ruhunu alıyor, etrafında çocukları feryat ediyorlar. Vah başımıza gelen musibet diyorlar. Bilal Habeşi radıyallahu anh, vah taraba, bu ne büyük sevinç Allah'ım. Ölüm meleğini geldim, ruhumu alacak, beni Hazreti Muhammed aleyhisselama götürecek. Vemme şifati meşta, Müslümanın ruhunu alan meleklere yemin olsun. Zannediyorlar ki Gazze'deki o kadın zavallı, vallahi zavallı değil. Belki onu füzeler gönderiyorlar, iki tane yavrusuyla şehit ettiler. Ama Kur'an-ı Hakim, senin ruhunu ey kadın, Cenab-ı Hak işte o kova, o kuyudan kovayı çektiği gibi alacak. Hiç o acıyı duymayacaksın. وَسَّابِحَاتِ سَبَحًا Yüzen meleklere, inen kalkan meleklere yemin olsun, yüzdükçe yüzen, semana böyle, süzülen meleklerine yemin olsun. فَسَّابِحَاتِ سَبْقًا Yarışan meleklerine yemin olsun. Yani o melekler Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirebilmek için adeta yarışırlar birbirleriyle. Dünyada böyle yürümek dünya işlerinde var. Cenab-ı Hak dünya işleriyle alakalı Müslümanların konumlarını anlatırken فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا Dünya işlerinde yürüyün diyor. Fakat وَسَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Dininizle, diyanetinizle, ahiretinizle alakalı bir mesele söz konusu olduğu zaman, o zaman koşacaksınız. Allah yolunda koşacak, dünya meselelerinde yürüyeceksiniz. Osmanlı 6 asır Allah yolunda koştular ama dünyanın da sahibi oldular. Şimdi bir asırdır dünya işlerinde koşuyoruz, ahiret işlerinde yürüyoruz ama dünyanın en gerilerinde 1,5 milyar İslam ümmeti. Yani siz şöyle zannetmeyin, ahirete, ahiret için koşanlar dünyada geri kalacaklar. Bakın tarihe, 1400 yıllık İslam tarihinde, 1200 yılında Müslümanlar dünyanın tek söz sahibidirler. Allah yolunda koşanlar, dünya için yürüyenler, onlar dünyanın sahibi oldular. Dedelerimiz, ecdadımız Mohaç'a koştular, Kosova'ya koştular, Zigetvar'a koştular, Çamlıca'ya koştular, Allah yolunda koştular. İlerleyen yaşlarında, ya Rabbi ben atın üzerine binip de cihad edemem, bu benden düştü demediler, gittiler, dünyanın sahibi oldular. Şimdi bunu anlattığımız zaman o geri zekalı, ahmak akıl diyecek ki, ya işte dünya içinde yürümek olur mu? Bak tarihe kardeşim. Sen gel sabah namazına, gel yatsı namazına, kapat dükkanı, bırak tezgahtara, git camiye, bak Cenab-ı Hak senin işlerini nasıl açacak, nasıl fethedecek? Peki diyeceksin ki, ya Rabbi gidiyorum ben namazlara, açılmıyor işim. Peki ya gitmeseydin nasıl olacak? Belki ekmek bulmakta bile zorlanacaktım. Biliyor musun nasıl olacaktı? فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَى Dünyayı idare eden onun meleklerine yemin olsun. Peki o meleklere neden yemin ediyor? لَتُبْعَسِنَّ İşte bu dünyayı bu kadar melekle idare eden Allah Azze ve Celle bir gün gelecek, o meleklere emredecek, çürüyen o kemiklerinizin zerrelerinden sizi var edecek, huzurunu alacak. O Allah yemin ediyor. Bu dünyayı sahipsiz bırakmayan Allah kasem ediyor ki, bütün insanlar kabirlerinden kalkacaklar. Ne zaman kalkacaklar? يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَ Bazı yerlerin sureyi bitirebilmek için sadece anlamını verip geçeyim. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَ Her şeyin sallandığı zaman, yer yerinden oynadığı zaman, 7-8 şiddetinde bir deprem olduğunu düşünün hafizanallah. Sirenler çalıyor, ambulanslar geçebilmek için öteye veriye yer, yol arıyorlar. Kurtarma ekiplerinin sirenlerini duyuyorsunuz. Kıyamet gibi bir manzara var.
İşte onun 100.000 kat daha ziyadesini düşünün. Kıyamet kopmuş. Dağlar yerinden sökülmüş. Yeryüzünün altı üstüne geliyor. Yıldızlar yere düşüyorlar. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَ Her şey sallanıyor. تَتْبَعُهَا الرَّاجِفَ Bir defa değil, birinciyle hakla yeksan oluyorlar. Ardından ikincisi geliyor ve diriliş başlıyor. Çürüyen o zereceklerden Cenab-ı Hak insanoğlunu huzuruna alıyor. قُلُوهُ يَوْمَ اِذِنْ وَاجِفَ Vacife, muttarime demek. Kalp yerinde durmuyor yani. İnsan korku nöbetlerine girmiş kıyamet. Deprem yeri şiddetinde insanların ekranlarda halini görüyorsunuz yani. Ama onun 100.000 kat belki daha ziyade şiddetini, dehşetini düşünün. اَبْصَارُهَا خَاشِعَ Gözler zelil olmuşlar. Neden? Gördükleri manzarada. Felleri gitmiş gözlerin. Şimdi Cenab-ı Hak o manzarayı görecek insanlara hitap ediyor, onlara sesleniyor. Buyuruyor ki bütün bunların sahibi, siz nasıl olur da bütün bunları yaratacak Allah Azze ve Celle bizi tekrar diriltemez diyorsunuz. Evrim var diyorsunuz, yaratılışı reddediyorsunuz. Ama Cenab-ı Hak sizin burunlarınızı onlarca yıldır yere sürüyor. Laboratuvarlar kurdular. Onlarca yıldır milyonlarca dolar harcayarak deneyler yaptılar. Cansız maddelerden canlılar üreteceklerdi. Ama yapamadılar, yapamayacaklar. يَقُولُونَ اَيْنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ Diyor ki o müşrikler, o kafirler, o zındıklar laboratuvarın içerisine girip cansız maddelerden canlılar dışarıya çıktığı zaman da işte ben Allah'a meydan okuyorum diyeceklerdi. Fakat Cenab-ı Hak onların durumlarını yere sürdü. Buna rağmen diyorlar ki bu çürüyen kemiklerden nasıl tekrar bizi Allah diriltecek? Nasıl tekrar ilk hale geleceğiz biz? اَيْلَا كُنَّا عِذَامًا نَخِرَ نَخِرَ Bariye demek. Çürüdü bu kemikler. Nasıl bunlara hayat verecek? قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرًا Şimdi de Allah'la alay ediyorlar, diyorlar ki eğer dönüş var, diriliş varsa o zaman yandık biz. Hani bir zındıkla bir Müslümanın konuşmasını hatırlayın. Gidin bunların kapılarına, oralarda kıyamet var deyin. O zaman ya sizi reddederler ya da alay ederler. Şimdi burada alay ediyorlar, diyorlar ki eğer inandığınız kıyamet varsa biz zekat vermedik, biz namaz kılmadık, biz komşu hakkını talan ettik, zulmettik, zavallı dedik, kıtalar arası gittik, dünyaları sömürdük. O zaman yandık diyecekler, alay ediyorlar. فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ Siz görmüyor musunuz? Akşam olduğu zaman كَلَّا وَالْقَمَرُ Bir tane ay da Cenab-ı Hak bütün bir dünyayı aydınlattığına şahit olmuyor musunuz? Peki o Allah Azze ve Celle bir tane ampulle, kandille bir dünyayı aydınlatıyorsa neden aynı Allah bir sayha ile bütün bir alemi diriltmesin, insi diriltmesin, cinni diriltmesin, onu yapan bir sayha ile bütün mahlukata hayat vermekten neden aciz olsun? فَاِلٰهُمْ بِالسَّاهِرَى Bir de bakacaksınız ki alemde her şey dirilmiş, kefenleriyle hesaba, haşre, neşre gidiyorlar. Kardeşlerim, işte Kur'an-ı Hakim'in anlattığı bu kıyamet şuuruna, bilincine, tasavvuruna sahip olan bir Müslümanın hayatında Allah'a isyana dair nokta kadar bir iz göremezsiniz. Göremezsiniz. Eğer görüyorsanız o zaman iman noktasında problemimiz var. Onun için Mekke 13 yıl, Medine 10 yıl, 13 yıl 10 yıl. İşte bu ayetlerin önemini bize gösteriyor. Kıyamet şuuru, kıyamet bilinci. Bu sureleri okuduğumuz zaman, bu ayetleri okuduğumuz zaman Cenab-ı Hakk'ın kuvvetini, kudretini giriyorsun,
iş yerinde yeni bir dizayn yaptın, yeni makineler aldın, kurdun, birkaç gün gidip onları seyrediyorsun. Yeni dükkan aldığın zaman sabah gittiğinde heyecanlanıyorsun, yeni tasavvur göreceksin orada. Yani bu seni sevindiriyor da şu Allah'ın mülküne bakmıyor musun? Her gece bir yorgan gibi kapatıyor bütün bir alemi, sabah güneş de açıyor. Var mı yeryüzünde böyle bir örtü? Bir halıyla işte bu kadar yeri örtüyorsun. Yeryüzünde hangi fabrika var, bir anda bütün bir dünyayı örtecek bir halı dokuyabilsin? Fakat Cenab-ı Hak her gece, o gece örtüsüyle bütün bir alemin üzerini örtüyor. Allah'ın mülkünü görüp de kendi mülkünde sevindiğin gibi, iftihar ettiğin gibi, Rabbinle iftihar edip neden secdeye kapanmıyorsun? Ey gecenin Allah'ı, gündüzün Allah'ı, sana yüz binlerce secde olsun ya Rab diye başını neden secdeye atmıyorsun? İman bu. Bunun için Mekke'de bu ayetler iniyor. O zaman göreceksin. Mülk de yalan, mal da yalan, ben de yalan, sen de yalan. Her şey hikaye. Geldik ve gidiyoruz dünyaya, bu kadar. O zaman gidip amirlerin, memurların, patronların, şunların bunların kapılarında beklemeyecek. Onlar benim telefonuma çıksın, onlar beni aradılar falanca filanca, kırmızı halının üstünde yürüyen beni aradı diye iftihar etmeyeceksin. Yüreğinde bir zafiyet olmayacak. Sen neyle iftihar edeceksin o secdeyle, Rabbine yaptığın secdeyle? Eğer bu varsa, o zaman Ali'nin, Veli'nin, Amir'in, bakanın, şunun, valinin kapısında olmak, onun arkadaşı olmakla iftihar etmeyeceksin. İman böyle bir devlet işte. Peki buradan nereye gidiyor Cenab-ı Hak? Hala inanmıyorsanız, işte size şimdi tarihten deliller getireyim. Mekke dinle. Ey dünya sen de dinle. Emperyalizm, Avrupa, Amerika, biz dünyanın sahibiyiz. İstediğimiz gibi idare ederiz. İstediğimiz yere operasyon düzenler. Altını üstüne getiririz. Taş üzerinde bırakmayız diyen zalimler, Neronlar siz de. Bakın Kur'an'ı dinleyin, tarihe bakın. Hem eterke hadisi Musa. Size Musa Aleyhisselam'ın haberi gelmedi mi? Peki nerede iniyor bu sure? Mekke-i Mükerreme'de. Neyi anlatıyor müşriklere? O Firavun'u helak eden Allah, Ebu Cehil'i de helak etmeye muktedirdir. Firavun'u yok eden Allah Azze ve Celle, şu emperyalizmi, Amerika'yı, o zalim devletleri de yok etmeye muktedirdir. İşte siz o Allah'a secde ediyorsunuz. Bakın tarihe, göreceksiniz. Peki ehl-i imana ne söylüyor? Onlara da diyor ki, siz sabredin. Şu Musa Aleyhisselam'a bakın. Hel etâke hadîf-i Musa. Allah Resulü Aleyhisselam'a gidiyorlar. Habbab bin Eren. Diyor ki, ya Resulallah artık dayanamıyoruz. Buradan ötesine bu davayı taşıyamıyoruz. Gücümüz tükendi ya Resulallah. Ellerini kaldırsan da bizim kurtuluşumuz için dua etsen. Kur'an-ı Hakim onlara Hazreti Musa'yı anlatıyor. Buyuruyor ki, Allah varsa imkansızlık diye bir şey yok. Şu gelsin bize imdad etsin. Bizim gücümüz az, sayımız yetersiz, ordularımız kifayetsiz. Biz bu zalimlerle nasıl başa çıkarız diye içinizde bir tereddüt olmasın Hazreti Musa'ya. Peki onu bize anlatıyor. Kur'an-ı Hakim, Kur'an-ı Hakim'i tefsir ediyor. Şimdi Musa Aleyhisselam'la alakalı bölümü burada çok kısa geçiyor. Neden? Çünkü kıyametten bahsediyor. O kıyametin ruhuna uygun bir şekilde anlatıyor. Kıyamet böyle bir vuracak da artacak. Onun için Hazreti Musa'yı da o sürat içerisinde anlatıyor. Yani bize de diyor ki, o Mekke'de indirdiğim, müşrikleri onunla tehdit ettiğim, ehli imana moral aşıladığım Hazreti Musa'yı anlayabilmek için Kur'an-ı Hakim'in diğer surelerine, surelerindeki ayetlere müracaat ediniz. Oralara bakınız.
Şimdi oraya bakıyoruz. Musa Aleyhisselam'a bu ayeti kerime, kıyameti inkar eden, Müslümanlara zulmeden o zalimlerin ülkelerinde, dünyalarında yaşayan ehli imana moral aşılayacak. Peki nasıl moral aşılıyor? Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Kasas suresinde, وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوسَى اَنْ اَرْضَعِينَ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي Firavun bütün çocukları öldürüyor, boğazlarını kesiyor. O rüyanın etkisiyle Beni İsrail'den bir çocuk gelecek, senin tahtını perişan edecek. O korkuyla doğan bütün çocukları öldürüyor Firavun, kesiyor onları, boğazlıyor. Peki Hazreti Musa'nın annesi bir çare bir kadın. Cenab-ı Hak ona vahyediyor. وَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوسَى اَنْ اَرْضَعِي Yavrunu emzir diyor. فَاِلٰى خِفْتِ عَلَيْهِ Eğer korkarsa, Firavun'un adamları gelir, benim evimde de arama yaparlar, yavrumu alırlar, götürür, onu da boğazlarlar. Böyle bir endişen olursa, فَاَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ O zaman bir sandukanın içerisine Musa'yı koy, Nil'in sularına bırak. Ve tevekkel alel hayyillezî lâ yemût. Ölmeyen, hem diri kalacak Allah'a tevekkül et. Ve lâ tehâfî ve lâ tehzenî. İnnâ râdûhû ileyki ve câilûhû minel mürselîn. Korkma, endişelenme. Allah Azze ve Celle şu kadar zaman sonra yavrum Musa'yı tekrar sana döndürecek. Hem peygamber olarak sana döndürecek. Onun müjdesini veriyor. Yani Mekke'de secde edecek bir yer bulamayan, Mekke'de, Metaf'ta secde ettikleri zaman başlarında işkembe atılan, boyunlarına kemer takılıp Mekke sokaklarında süründürülen Müslümanlara diyor ki, o kudret eli Firavun'un zulmünden Hazreti Musa'yı nasıl koruduysa sizi de koruyacak. Aynı Allah'ın ayetleridir bunlar. O kudret eli, o biçare kadının ellerinde koruyor Hazreti Musa'yı. Sandukanın içerisinde koruyor, Nil'in sularında koruyor Hazreti Musa'yı. Peki nereye geliyor? فَالْتَفَدَهُ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُ عَدُوَّ وَحَزَنَا Nil'in sularına bırakıyor Hazreti Musa'yı, Firavun'un sarayına geliyor. Peki anne, neden Nil'in sularına bırakmış? Firavun'dan korumak için. Fakat Rabbinizi görmüyor musunuz? O sandukanın içerisindeki Musa'yı o Firavun'un sarayına gönderiyor. Sonunda ona hesap sorsun. Sarayını başına geçirsin diye bunu yapıyor. وَقَالَتِ مُرَاتُ فِرْعَوْنُ Firavun'un adamları sandukayı alıyorlar. Musa Aleyhisselam o yavruyu parçalayacaklar. Ama kudret eli, Allah'ın azameti yine devrede. Ateşin içinde Hazreti İbrahim'i koruyan Allah Azze ve Celle bu defa Firavun'un eşi Hazreti Asiye annemizi konuşturuyor. Diyor ki Firavun, Allah bize yavru vermedi, evlat vermedi. Parçalamasan bu yavruyu, bu bizim terbiyemizde büyüse, evladımız olsa, yavrumuz olsa, korusak, büyüsek bunu. Firavun'u ikna ediyor. Asiye ile korumadı mı Allah? Beni İsrail'in bütün yavrularını öldüren, boğazlayan Firavun'un sarayına ondan kaçırmak için annesinin nehre bıraktığı Musa'yı saraya gönderip orada Asiye ile koruyan Allah'ın ayetleri bunlar. Ona iman edin. Ondan bundan yardım dilemeyin. Secde edin o kadar. Secde edin, tevekkül edin o kadar. Söğüt'te bir avuçlu devleti âliye. Osmanlı Söğüt'te La ilahe illallah Muhammed Resulullah bayrağını açtığı zaman Bağdat işgal edilmiş. Moğollar halifeyi çuvalın içine koyup sokaklarda sürüklemiş. Milyonlarca, binlerce, on binlerce Müslümanın kanı nehirlerine akmış. Alem-i İslam'da taş üzerinde kalmamış. Bir daha Müslümanlar eski günlerine dönemez diyorlardı. Ama Söğüt'te Osmanlı'yla güneşi doğuran Allah değil mi?
O bir avuç Müslümanla küfrü, emperyalizmayı, Haçlıları bize getiren Allah Azze ve Celle değil mi? Onun kudretini görün işte. Neler yapıyor? Hel etâke hadîf Musa, Mekke'de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gelen, ya Resulallah artık dayanamıyoruz, böyle olmuyor, başka şeyler yapsa. Cenab-ı Hak onlara Musa Aleyhisselam'ı hatırlatıyor. Görün Allah'ın kudretini. Sonra o kudret devam ediyor. Hazreti Musa'yı alıyorlar, emzirecekler, saraya götürüyorlar. Kadınları davet ediyorlar. Kralın çocuğu oldu, Firavun'un çocuğu. Emzirecekler fakat kudret eli yine devrede. Gelen hiçbir kadının göğsünü almıyor, sütünü kabul etmiyor. Sonra Mısır'ın çarşılarında, sokaklarında süt anne arıyorlar. Diyorlar ki kralın çocuğuna süt anne arıyoruz. Hazreti Musa'nın gözü yaşlı annesi de kardeşi, Musa'nın kardeşi Meryem'i göndermiş. Mısır sokaklarında ara bakalım. Nine bırakılan, bir sandıkanın içerisine terk edilen bir çocukla konuşuyorlar mı? Bir çocuk bulundu diyorlar mı? Ara bakalım Musa'yı, sor Mısır'ın sokaklarında. Dolaşıyor Hazreti Musa'nın kardeşi Meryem. Bakıyor ki uzaktan bağırıyorlar. Vakalet li uhtihi kussi, yavrumu ara diye göndermiş Meryem'ini. Diyorlar ki Firavun'un bir çocuğu var. Firavun'un çocuğuna süt anne arıyoruz. Ve harramna aleyhi meradi'a. Bütün kadınların göğüslerini biz ona haram kıldık. Arıyorlar şimdi. O kudret eli orada koruyor. Allah'ın kudreti, teslim olacaksın. Hani Aşık Kutlu Hoca Efendi, Abdurrahman Gürses Hoca Efendi, Dursun Efendi, Merve Zahit Kotkular, Ali Aydar Efendiler, Süleyman Efendiler, Bediüzzamanlar, birkaç tane alim yani. Camiler yasak, namaz yasak, camileri ahımlara çeviren zalimler. Bunları gördü bu topraklar, bu zulmü gördüler, bu acıyı gördüler. İmam Hatip okullarının kapandığını gördü. Ama وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ مَرَابِعًا. Nasıl ki Hazreti Musa'yı saraya sarayda kurdu Cenab-ı Hak. Bütün kadınların göğüslerini o Musa'ya haram kırdı, onu annesine döndürdü. O zalimler bu kadar zulüm yaptılar. Camileri kapattılar. İmam Hatip okullarını kapattılar. Kur'an kurslarını yasakladılar. Fakat yine Cenab-ı Hak bu milletin içerisinden sizleri çıkardı. Onların zehrini almayan, onların sütünü emmeyen, yine Muhammed'in ruhuyla beslenen sizleri gönderdi. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ مَرَابِعَ. O kudretin sahibi buyuruyor ki, ben o kadar güçlüyüm. İşte o kesilecek Musa'yı oralardan geçirir, her yerde korur, sonra Firavun'un sarayında bütün kadınların sütlerinden mahrum bırakarak onu annesine döndürürüm. فَرَدَدْنَاهُ اِلَى اُمِّي. Bütün bu yolların neticesinde Hazreti Musa'yı biz annesine döndürmedik mi? Musa'yı biz bu kuvvet ve kudretle korumadık mı? Sonra sarayın çocuğu olur Hazreti Musa. Orada bir Kıpti'yi öldürünce Hazreti Musa Aleyhisselam Mısır'dan ayrılmak zorunda kalır. Öldürecekler yoksa. Çıkar oradan Medyen'e gelir. Medyen'de Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlenir. Kızıyla evlendikten sonra aradan yıllar geçer. Mısır'ı özler, Mısır'ın hasreti var. Yanında eşi, hamile eşiyle yola devam olur. Mısır'a gidiyor Hazreti Musa Aleyhisselam. Mısır'a doğru giderken Cenab-ı Hak ve eleftertüke fessemi'i lima yuha. Musa Aleyhisselam'a nida eder. Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Git şimdi idhem ila firavne innehu ta. Firavuna git. Firavuna de ki o azan adama idhem ila firavne innehu ta. Allah vardır de, Allah'ın büyüklüğünü hatırlar. Musa Aleyhisselam, ya Rabbi
Ben oradan canımı zor kurtardım, öyle çıktım, öyle Medyen'e geldim. Şimdi ben bir çare birisiyim. Yanımda hamile bir eşim var, ordum yok. Arkamda deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri yok. Yeryüzünün en zalim adamına gidip de sen Allah'a zulmediyorsun nasıl diyebilirim? Benim buna gücüm nasıl yeter demiyor işte. İzheb ilâ firavne innehu tagâ. Bu sure Mekke'de nazil oluyor. Burayı unutmuyoruz. Yani diyor ki Cenab-ı Hak, imkansızlık diye bir şey yok. İşte tek başına Hazreti Musa Firavun'a Allah'ı hatırlatmaya gidiyor. Yaptığı zulümlerin hesabını sormaya gidiyor. Yani bize de buyuruyor ki İzheb ilâ firavne innehu tagâ. Birisi zulmettiği zaman, birisi zalim olduğu zaman Cenab-ı Hak bir insanın peygamber olarak görevlendiriyor, zalime gönderiyor. Peki senin mahallende azan birisi var, zulmeden birisi var, yetim malını yiyen birisi varsa Allah bununla alakalı kuluyla konuşuyor. Allah kuluyla konuşuyor Hazreti Musa Aleyhisselam'la. O halde sen de zahmet buyur, elinden git, zalime de ki sen şu adama zulmediyorsun, şunun malını talan ediyorsun, sen şuna iftira ediyorsun, sen şuna sevmediyorsun, git bunu söyle. Senin yanına geldiği zaman ona müdahalede bulunma, ona yağcılık yapma, zulmünü, zulümde haklı olduğunu ona söyleme, söyle ona, yanlış yaptığını söyle. İzheb ilâ firavne innehu tagâ. فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَىٰ اَنْ تَزَكَّىٰهِ. İşte Musa Aleyhisselam Mısır'da. Dönüyor Mısır'a. Firavun'un karşısına çıkıyor. فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَىٰ اَنْ تَزَكَّىٰهِ. Diyor ki temizlenmek istiyor musun? Hani ta asmandan o taşları getirdin. Getirirken 10 binlerce insan o taşların altında kaldı. O piramitleri ehramı kurarken, onları üst üste yerleştirirken, altında şu kadar biçare köleler can vermişlerdi. فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَىٰ اَنْ تَزَكَّىٰهِ. Kul hakları üstesine ama gel Cenab-ı Hak seni yaptığın diğer zulümlerden, günahlardan temizlesin. وَهْدِيكَ اِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. Gel seni Allah'ın, Rabbinin yoluna taşıyayım. فَتَخْشَىٰ. Haşyet sahibi olursan uzaklaşırsın. Onun için Cenab-ı Hak'tan korkmayan birisi zulümden vazgeçmez. Secde yapmak yetmez. Namaz kılmak yetmez. Hacca gitmek yetmez. Allah'tan korkmak lazım. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ. Kıyamet şuuruna sahip olmak lazım. Yer ve göklerin sahibini düşünmek lazım. Yetmez sadece namaz kılmak. Yetmez sadece sakal bırakmak. Yetmez sadece umreye gitmek, zekat vermek. Allah korkusuna sahip olmak lazım. Onun için Cenab-ı Hak اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Rabbimden, Allah'tan sadece hakkıyla alimler korkar. Allah'tan hakkıyla alimler korkar. Neden? Onlar çünkü Cenab-ı Hakk'ı biliyorlar. Bilenler korkarlar. وَاَهْدِيَكَ وَاَهْدِيَكَ اِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. Gel seni Allah'a, Rabbine ulaştırayım. فَتَخْشَىٰ. Haşyet sahibi ol. فَرَاهُ الْاَيَةَ الْكُبْرَىٰ. Firavun dilenince Hz. Musa Aleyhisselam ona mucizeler gösteriyor. Ayrıntısına girmiyorum. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ. Yalanlıyor. Bütün bu mucizeleri görüyor fakat yine yalanlıyor, isyan ediyor. Kabul etmiyor. Allah yok diyor. İlah benim diyor. İnsanlar bana secde edecek diyor. Kimisi böyle der, kimisi de der ki ben nasıl ilahım diyorlar şimdi. Dünyayı ben idare ederim. Allah diyor ki dünyanın sahibi benim. Güneşe sistemi koyan benim. Her sabah onu doğuran benim. İşte doğuyor her sabah. Batıran benim. Ayla dünyayı aydınlatan benim. Sizi yaratan benim, o halde idare eden de benim. O da diyor ki hayır ya Rab, dünyayı ben idare etmeliyim. O da bu haliyle, bu duruşuyla
çocuklar yeryüzünün ilahı benim diye Allah'a kafa tutuyor. Firavun oluyor yani. Fekezzebe ve asa. Thumme edbera yes'a. Sırtını dönüyor. Hazreti Musa Aleyhisselam karşısında sihirbazları mağlup olunca yeni entrikalar hazırlıyor. Yani bir plan çökünce yeni planlar kuruyor. 80 yıl önce alem-i İslam'ı işgal ederken farklı taktikleri vardı. Bizzat ordularıyla geldiler. Cezayir'e geldiler, Libya'ya, Mısır'a, Hindistan'a, Anadolu'ya, Suriye'ye geldiler. Emperyalistler ordularını çıkardılar. Müslümanları aldılar, Çanakkale'ye getirdiler. İngiliz ordusunun içerisinde kimlerle savaştıklarını bilmeyen Hindistan'dan getirdikleri Müslümanlar vardı. Böyle zulmettiler. Şimdi onu bıraktılar. Vuruyorlar bir yeri, sonra kendilerinden olan bir ajana bırakıyorlar. Oralı olan birisine bırakıyorlar. Ya da etiyle Arapça konuşuyor. Diliyle Arap, fakat onların kulu, onların kölesi, Allah'ın kulu değil, emperyalizmin kölesi. İnsanlar da zannediyorlar ki bu da bizim gibi Arap, bizden birisi. Taktik değiştirdiler, şimdi dünyayı onlarla sömürüyorlar. Firavun gibi bir tarafta plan eskiyince yeni bir planı devreye sokuyorlar. ثُمَّ اَدْبَرْ يَسْعَى فَحَشَرَى فَنَادَى. Bütün adamlarına haber gönderdi. Onları topladı. فَحَشَرَى. Topladı hepsini. فَنَادَى. Çağrıda bulundu. Dedi ki فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى. Her ne kadar Musa'dan bu mucizeleri görseniz de şu piramitleri görmüyor musunuz? Mısır'ı görmüyor musunuz? On binlerce insanı görmüyor musunuz? Etrafımdalar, ellerimi bağlamışlar, bana kul köle olmuşlar. O halde Mısır'ın sahibi benim. فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى. En büyük Allah'ımız benim diyor. Böyle putlar yapmış. Mısır'a gidince piramitlerin etrafında görürsünüz. Küçük heykeller var, putlar var. Bir de kendininkini yapmış. Buradan belki 10 metre yüksekliğinde. İnsanlar Firavun'u görmüyorlar. O heykelini görüyorlar. Zannediyorlar ki Firavun bu kadar büyük bir adam. Onun için akıllarına bir defa buna baş kaldıralım gelmiyor. Bunun için ezilen de sorumludur, ezen de sorumludur. Ezilene Cenab-ı Hak diyor ki seni de insan yarattın, onu da insan. Firavun'un 1000 tane eli yok, onun da sizin gibi 2 tane eli var. Fakat akılları sanki durmuş, uyuşmuş. 100 tane, 1000 tane köle bir araya gelse, Firavun'a baş kaldırsalar onu hakide yesar edecekler. Ama korku nöbetine tutulmuşlar. Secdeyi bilmeyen, onun heykelini görüyor, zannediyor ki Firavun bu kadar büyük. Aşılmaz yani, geçilmez, üstesinden gelinmez. Peki ne oldu? فَاَخَذَهُ اللّٰهُ مَكَانَ الْاٰخِرَةِ وَالْعُولَى. Biri son ve birinci azab ile Allah onun belasını verdi, yok etti, cezasını verdi. Peki ahiret azabı hangisi? Yakarak. Yakarak onun cezasını verecek. El-Ula, dünyadaki hangisi? Boğarak. Kızıldeniz'de Musa Aleyhisselam'ın karşısında onu boğarak onun cezasını verdi. Hani bu sure Mekke'de indi, orayı unutmuyoruz. Neden indi? Kıyameti inkar ediyorlardı. Bir çare Müslümanlar da dayanamıyoruz diyor. Cenab-ı Hak onlara Firavun'u nasıl helak ettiğini anlatıyor. Tek başına Musa Aleyhisselam'ın yanındaki Hazreti Harun'la yeryüzünün en güçlü devletine nasıl meydan okuduğunu anlatıyor. Ve bu ayette de onu nasıl hak ile yeksan ettiğini bize ihtar ediyor. Nasıl oluyor? Musa Aleyhisselam karşısında bütün tuzakları akamete uğrayınca her tarafa haber gönderiyor, seferberlik yapıyor, diyor ki toparladın beni İsrail'i yok edelim. Musa Aleyhisselam gece yola çıkıyor, Kızıldeniz'e doğru gidiyor. Firavun haber alıyor ne tarafa gittiğini, arkasına ordusuyla beraber düşüyor. فَلَمَّا تَرَى الْجَمَعَانِ. Şu Ara Suresi, tam iki ordu birbirini
Bilal Habeşi'ye diyor. Allah bu yolları açacak Bilal. Her ne kadar senin boynuna kemerti taksalar, seni burada süründürseler de bir gün gelecek, Mekke fethedilecek, Kabe'nin damına çıkacak, Ebu Cehil'in çocuklarına Allahu Ekber diyeceksin de Bilal o gün gelecek. Kâle kella, iman et Allah'a, secdenin hakkını ver. Bu böyle bir azametli bir amendir. Secde, bir defa secde ettiğiniz zaman Bilal-i Habeşi olursunuz. Hakkını verirseniz, Bilal-i Habeşi gibi olursunuz. Hani Firavun'un sihirbazları, Musa Aleyhisselam'ın kuvvet ve kudretini gördükleri zaman hepsi secdeye kapanmışlardı. Şu Ara suresinin 50. ayeti, 46. ayeti, فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Sihirbaz değil dediler. Bu peygamber dediler, bize benzemiyor. Nasıl secdeye gittiler? Başlarını secdeye savurdular yani. فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Pişman oldular, nadim oldular. Biz nasıl böyle bir peygambere karşı mücadele ederiz dediler. O zaman Firavun sizin ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keser, sizi paramparça ederim deyince قَالُوا لَا ضَيْرٍ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. Zararı yok dediler. İstersen paramparça yap, Mısır'a savur zerrelerimizi. Bu secdeyi yaptık ya, Hazreti Musa'nın Allah'ına teslim olduk ya, işte paramparça yapsak da zararı yok dediler. İman böyle bir şey. Biraz önce Hazreti Musa'nın düşmanıydılar, bir secde yaptılar. Firavun sizi parçalarım diyor, onlar da secdeden başlarını kaldırıyor, meydan okuyorlar zalime. Kâlûnâ vay. Hayret ediyor, diyorlar ki ya, yıllarca Filistin'deki bu biçare çocuklar sapan taşlarıyla bu zalim Siyonizme karşı nasıl direnip de zafer kazanacaklar? Ey zavallı, sen Musa'yı okumadın mı? Sen secdede Firavun'a meydan okuyan, öncenin sihirbazları, sonranın Müslümanlarını, Kur'an'ın bu ayetlerini duymadın mı? Duymadın tabii. İşte duy. قَالُوا لَا ضَيْرٍ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. Zararı yok. Biz o Allah'a gidiyoruz, Rabbimize gidiyoruz. İman böyle. İşte arkada Firavun, önde Kızıldeniz, Hazreti Musa, قَالَ كَلَّا اِنَّمَا يَرَبِّي سَيَهْدِينَ. Evet, bu kadar acılar çekti. Ama şimdi kurtuluş zamanı geldi. İmtihanları Rabbimin inayetiyle, başarıyla geçtim. Bu kadar acı, bu kadar gurbet, bu kadar sıkıntı çektim. فَاُوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنِ اِذْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ. Allah Azze ve Celle emrediyor, vur asayı denize Musa. Vuruyor asayı, deniz yarılıyor, Musa Aleyhisselam karşıya geçiyor, Firavun hakide yeksan oluyor. Şimdi o sure, o ayetler Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Bilal Habeşi'ye diyor ki, Musa'nın önündeki yolları açan Allah Azze ve Celle, sizin önünüzdeki yolları da açacaktır. Hani Buruz suresinde Cenab-ı Hak anlatıyor ya, Kutile ashab-ı uhdud var. Bununla alakalı çok rivayetler var. Demek ki tarihte çok tekerrür etmiş bu hadise. Hendekleri kazıyorlar. Müslüman olanları getiriyorlar, o hendeklerin içerisine bırakıyorlar, atıyorlar. İmanda ısrar edenleri atıyorlar, dönenleri bırakıyorlar. Kendileri de karşıda izliyorlar. Kutile ashab-ı uhdud ennâri lâtil vakûd izhum aleyhâ kuûd ve hum alâ mâ yef'alûne bil mu'minîne şuhûd. Müslümanları ateşe atıyorlar, yakarken seyrediyorlar. Şimdi aynısını yapıyorlar. Gazze'nin etrafını çevirmiş zalim. Öteki taraftan daha büyüğü de diyor ki, oradaki mazlumları ikna edin be zalim. O mazlum saldırmıyor ki, zalim İsrail saldırıyor. Git, durduracaksan
düştü. O zavallılara ashab-ı Uhdud'un yaptığını şimdi Gazze'de yapıyorlar. Hani orada bir kadın geliyor. Onu da o hendeğin içerisine atacaklar. Yanında elinde iki aylık yavrusu var. Anne tam hendeğe atılacağı sırada tereddüt ediyor. Yani diliyle Allah'ı inkar edecek yavrusunu düşünüyor. Ona karşı şefkatim var, ona karşı merhametim var. Merhameti galeyana geliyor, yavrusu adına galeyana geliyor. İşte o zaman Allah Azze ve Celle o biçare kadının iki aylık yavrusunu konuşturuyor. Yavru dile geliyor, diyor ki, ya umma isbiri. Anne, anneciğim, sabret, senden öncekiler nasıl sabrettiler? La ilahe illallah diyerek ateşe girdiler. Sen de gir anne, seni cennette görüyorum. Şimdi zannediyorlar ki o çocuklar sapan taşlarıyla füzelere karşı direnen çocuklar bir gün mağlup olacak. Vallahi onlar yenilmeyecekler. Firavun'u mağlup eden, Nemrut'u bir sivrisinekle öldüren Allah sabah bu ayetleri neden bize anlatıyorsunuz? 13 yıl Allah Azze ve Celle Mekke'de bu ayetleri indirdi ehl-i iman. Eğer sen bu ayetlerden haberin yoksa o zaman vay kıldığımız namazlara, vay o namaz kılanlara, Gazze'yi Samsun kabul etmeyenlere, Gazze'yi sahibi böyle emrediyor kardeşim. Biz Müslümanız. Yahudilerin yaptığı gibi bir ayeti gizleyip elimizi bir yerin üzerine koyup öteki yeri gizleyebilir miyiz? Hayır, yapamayız böyle bir şey. Ama şunu söyleyeyim Allah'ın izniyle. Büyük bir cihad olmadan bu zalimler Müslümanlara, alem-i İslam'a hürriyetlerini vermeyecekler. Büyük bir cihad olacak. İnşallah. İnşallah Müslümanların burnu kanamaz. Ama kimse Allah Resulü'nden daha kıymetli değil. Yatakta kahramanlık olmaz. Yatakta cennet olmaz. O mülklerle, o memurlukla, o huzurla, o efendim o refahla öyle çile çekmeden, yorulmadan, Allah yolunda terlemeden cennet olmaz kardeşim. Allah Resulü'nden hiçbirimiz daha kıymetli değil. Şimdi geçen derste anlattım bu sureleri tefsir ederken. Anlatmamıştım kimseye ama burada da anlatayım sizlere. 3 yıl önce Medine-i Münevvere'de Rabbim bu rüyaya şahit. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu rüyaya şahit. Ravza-i Mutahhara'da. İki tane rüya anlatmıştı. İki tane farklı Pakistanlı alim. Bir tanesi anlatmadığım rüya şu, dedi ki, muhaddis, allame, Allah dostu bir alim. Şu anda en büyük ilim okulları Pakistan'da. Ne Mısır'da, ne Mekke'de, ne Suriye'de en büyük medreseler Pakistan'da. O alim o medreselerde ders okutan allamelerden birisi. Dedi ki, evladım dinle, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ravzasında anlatayım sana. Büyük bir savaş başladı. İsrail'le onun arkasındaki güçlerle Müslümanlar arasında. Siz şimdi ne zannediyorsunuz? Yahudinin asıl derdi Gazze'ye vurmak. Hayır. Mısır'da iktidarı devralan Müslümanlara gözdağı veriyor. Suriye emperyalizm yıkılıyor, Esed rejimi. Orada yeniden La ilahe illallah bayrağını dünya semasına çekecek Müslümanlara gözdağı veriyor. Türkiye'deki Hakk'a, Allah'a yönelişe karşı önlem almaya çalışıyor Türkiye.
İki tane hırsız birbiriyle kavga ederler. Neden kavga ederler? Planlı. Oradan giden zengin birisi var. Onu gözlerine kesmişler. Onu soyacaklar. Bu gelsin bizi ayırmaya, sonra kendimizi bırakalım, ona dönelim, onu soyalım diye. Yahudinin asıl derdi Gazze değil. Müslümanlar gelsin buraya, yeni büyük bir savaş başlatalım. İslami oluşların, Allah'a yönelişlerin, Mısır'da, Suriye'de, Türkiye'de Hakk'a yönelişin önüne geçelim. Bunlar büyümeden önlem alalım. Derdi bu. Şimdi bu alim diyor ki, büyük bir savaş çıktı. Ordular geliyor, donanmalar geliyor. Ben de Medine'deyim. Efendimiz Aleyhisselam'ın ravzasındayım. Bir sanduka var. Sandukanın üzerinde silah sandukası. Üzerinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz oturuyor. Birisi geliyor, ona talimat veriyor. Orduyu şuraya çıkaracaksınız. Tayyareler şu bölgeyi bombalayacaklar. Füzeleri şuralara göndereceksiniz. Geliyor, gidiyor. Sonra baktım ki Hazreti Ebubekir'den emir alan, talimat alan, İslam ordularını yöneten, İsrail'e, Siyonizm'e, küfre karşı bu mücadeleyi veren, kumandan bir Osmanlı evladı. Anadolu'dan gelmiş, o sevk ediyor bütün bir orduları. Yakında büyük bir cihad olacak. Ve Beni İsrail, Siyonizm, Yahudi, hak ile yeksan olacak Allah'ın inayetiyle. Olmamasını temenni ederiz. Ama bu dünyayı Müslümanlara teslim etmeyecekler. Tarihe bakın. Ebu Cehil etti mi? Firavun Hazreti Musa'ya etti mi? Nemrut Hazreti İbrahim'e etti mi? Eğer Allah bu dünyayı idare ettin derse Müslümanlar, o zaman durun diyecekler. Hak ile batılın mücadelesi bitmez kardeşim. Peki, sonra işte bunu anlatıyor, Hazreti Musa'yı anlatıyor. Buradan tekrar yaratılışa geçiyor 27. ayet. Yani dışarıdan deliller getirdi, tarihten getirdi. Şimdi içimize dönüyor. اَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ